şu an. O yüzüğün ne anlama geldiğini biliyorsun. Bu kadarı büyük saygısızlık. Anne lütfen. Biliyorum anne. Tam da o yüzden çıkarmayacak zaten. Çünkü sana aşık. Peki sen Kenan? Sen de ona aşık mısın? Bak geçmişte bazı şeyler yaşandı. Doğru. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı ve herkes şimdi kendi yolunda ilerliyor. Başka bir şey değil. Tamam mı? Harika Hanım, odanız hazır. Şebnem, ben ablamın yanına gidiyorum. Bu gece orada kalacağım. Tabii tabii, git. Hem ablan seni özlemiştir. Ben başımın çaresine bakarım. Sen Harika'nın yanında kalırsın değil mi? Kalırım. Kalırım tabii abi. Tamam. Telefonum açık. Önemli bir şey olursa ararsınız. İyi geceler. İyi geceler. Meryem. Bunu unutmuşsun. Meryem, yoksa sen... Sırf bana inat, evlendin onunla. Şimdi de aynı şeyi yapıyorsun. Bir inat uğruna verdin o yüzüğü. Ama bu kadar da çok fazla. Buna senin bile hakkın yok. Yapamazsın. Yanılıyorsun anne. Ben artık hiçbir şeyi inat uğruna yapmıyorum. Niçin yapıyorsun o zaman? Ben o yüzüğü parmağıma bile takmadım. Aklımın ucundan bile geçirmedim. Geçirmem de. Ben olması gerekeni yaptım. O yüzük onun parmağında kalacak. Yalnızca beni çiğneyip geçmek değil bu. Bu yaptığın ölümle eş. Son kez söylüyorum anne. O yüzük olması gereken yerde. Ve orada kalacak.
kadarını yapamazsın. Bu kadarını yapamazsın, olmaz. Çıkarmayacaksın dedi. Alo hala. İracığım, canım kızım, nasılsın? İyiyim halacığım, sen nasılsın? Ben de iyiyim yavrum. Bugün doğum günün. Yanında olmayı çok isterdim. Ama iş için şehir dışındayım. Kusura bakma ne olursun. Kusur ne demek hala? Yeni yaşın kutlu olsun kızım. Böyle kuru kuru tebrik etmek istemezdim. Hediyeni de alamadım. Ama sana söz, telafi edeceğim. Ben bu yaşıma kadar doğum günümü bile bilmiyordum ki hala. O yüzden önemi yok kutlamanın, hediyenin. Benim için önemli olan tek şey var. O da senin varlığını yanımda hissetmek. Sesini duymak. Benim için bunlar yeter. Çok özledim seni halacığım. Ben de seni çok özledim güzel kızım benim. En kısa zamanda geleceğim yanına. Şimdi kapatmam lazım. Kendine çok iyi bak. Sen de. Zamankinden daha fazla hissettim yokluğumuzu. Doğum günümmüş bugün. Dün, bugün, yarın fark etmezken bugün. Meğer insan anasız babasız olduğunu en çok doğduğu günde hissediyormuş. Keşke yanımda olsaydınız. Keşke doya doya sarılabilseydim size. Saçlarımı okşasaydınız keşke. Kızım deseydiniz. İyi ki doğdun. Anneciğim ah.
Kaç yıl oldu sen gideli ama acım bir gün bile dinmedi. Yıllarca zavallı kız kardeşimi suçladım seni kaybettiğimiz için. O doğarken sen öldün. Bir çocuk aklımda seni bizden aldı diye masumu suçladım. Ona bakamam diye evlatlık verdiğinde işte nice sevindim. Nasıl pişmanım anne bebeysen. Babam şuradadır, şuraya verdik demeden göçüp gitti. Sonra aklım başıma geldiğinde kardeşim nerededir, nasıldır diye aradım ama ne fayda? Hiçbir iz bulamadım. Güzel kardeşim benim. Neredesin? Kenan gibi sana sahip çıkamadım ablacığım. Ah bir bulabilsem de seni kardeşim diye bir göğsüme basabilsem. Kardeşime ablalık etmediğim için kızgınsın bana. Küskünsün de. Kenan da duysa yüzüme bakmaz. Rahmetli babam istememişti Kenan'a söylememizi. Ama sonrasında ben de sustum. Öldü zannettiğim kız kardeşin. Yaşıyor Kenan. Arayalım, bulalım, sahip çıkalım ona demedim. Canım kardeşim. Neredesin? 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 Ah! Abla ben geldim. Abla kapıyı dur. Abla iyi misin sen? İyiyim ablacığım. İyiyim. Hoş geldin. Ben de annemlerin senesi için helva yapmıştım. Bir kısmını dağıttım. Bunlar da kalanlar. Bunları da dağıtacağım. Ablam değil mi? Güzel yürekli ablam. Çok seviyorum ben seni. Ben de seni çok seviyorum. O yüzük asla olmaz.
Ben kabul edemem bu yüzüğü. Bir hikayesi var belli ki. Afife Hanım için çok önemli olmalı. O yüzüğü parmağından çıkarmayacaksın. Bu yüzük annem ve Demirhan'ın ailesi için çok önemli. Evet. Ama sadece onlar için değil. Benim için de çok önemli. Ve şimdi olması gereken yerde. O çöl faresinin parmağına taktı yüzüğü ya. Hepimizin gözünün önünde. Afife teyze bile karşı çıkmasına rağmen. Taktı vallahi. Resmen ilanı aşk bu. Sağ ol anne ya. Ben çünkü durumun vahametinin farkında değildim. Söylediğin iyi oldu. Zaten burada kahrımdan ölüyorum. Sen de kalbime sapla bıçağı olsun bitsin. Ben niye yaşıyorum zaten? O ne demek öyle Eda? Ben elimizi çabuk tutalım. Anne. Ben artık bir şey dinlemek istemiyorum. Eda, trip atmanın da ağlamanın da hiç zamanı değil. Bir an önce şu hacker mıdır nedir bulup halletmemiz lazım bu işi. Ondan sonra her şey değişecek. Ben gidip hava alacağım biraz. Eda. Aman. Hanım efendim, yeni sildim, kayarsınız. Üf, çekil be gerizekalı. Gerizekalı. Bu saatte temizlik mi yapılır? Gaya Bey'in emri ve ben emir kuralıyım. Bırak. Ayakların çıplak küçük beyecim, usayacaksınız. Hadi gel, seni yatıralım. Daha önce önemli biri mi taktı acaba? Belki de padişah hediyesidir. O yüzden kızmıştır Afife Hanım. Uzak bir ülkeden mi geldi acaba? Ne var bu yüzükte? Bu yüzük annem ve Demirhan'ın ailesi için çok önemli. Evet. Ama sadece onlar için değil. Benim için de çok önemli. Ve şimdi olması gereken yerde. Şey, yatağını hazırladım. Her şey daha farklı olmalıydı bugün. Bir ilkti senin için. Ama böyle hatırlamana müsaade etmeyeceğim doğum gününü. Telafi edeceğim. Gerçekten gerek yok buna. Bugüne kadar bırak kutlamayı. Acaba benim doğum günüm hangi gün diye düşünmedim bile. Bu
Bugünse bir doğum günüm olduğunu öğrendim. Bu yeter bana. Yarın olması gerektiği gibi kutlayacağız doğum gününü. Sabah Boğaz turuna çıkarız. Akşam da Nuşa bizim için yat kulübünde rezervasyon yaptırmış. Bu sefer bir pürüz çıkmayacak. Dedim ya. Her şey ayarlandı bile. Nuşa'yla da konuştuk. Sadece doğum günümü bilmek değil. Aynı zamanda düşünülmek. Bu da ilk. Bütün mahalleyi dağıttı vuslat. Ölmüşlerin canına değsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Tabağı boş göndermek olmaz kızım. Yaptığım tatlıdan koyarım. Yarın sen götürürsün. Olur anne. Allah bereket versin. Ben abdestimi alayım. Meryem. Senin keyfin yok. Belli bir şey olmuş yine. Eve de geç gelmişsin. Ramazan günü. Kenan eve geç bıraktırmazdı. Ne oldu? Hadi anlat. Nereden başlasam bilmiyorum abla. Harika merdivenlerden düştü. Ama polise benim gittiğimi söyleyip iftira attı bana. Karakola gidip ifade verdim. Ne diyorsun? Olacak şey değil. Utanmamış mı sana iftira atmaya? Kenan ne dedi peki? İnanmadı o kıza değil mi? Tabii ki. Eğriyi doğruyu bilir o. Hakkaniyetlidir. Yanlış yapmaz Kenan. Böyle yalan da iftiraydı. Aynı iş yerinde olur mu kızım? Nasıl bakacak o kadın senin yüzüne? Peki sen Kenan? Sen de ona aşık mısın? Bak geçmişte bazı şeyler yaşandı. Doğru. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı ve herkes şimdi kendi yolunda ilerliyor. Başka bir şey değil. Herkes kendi çizdiği yolda yürüyor abla. Yine öyle olacak. Meryem yoksa sen... Hayırdır oğlum? Ne düşünüyorsun böyle arpacık kumrusu gibi? Hiç abla ya. Dalmışım işte öyle. Ellerine sağlık Usta Sultan. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Abla bu zaman ne garip bir şey ya. Ne olursa olsun bir yolunu buluyor, akıya gidiyor. Ama bize bıraktığı acı, bu yürekteki acı, o işte hep aynı kalıyor. Ne yaparsan yap, ananın, babanın boşluğu dolmuyor abla. Hele ki çocukken. Dolmaz. Ne zaman birinin çocuğunun başını okşadığını görsem, içim cız eder.
benim anam nerede diye düşünürüm. Hala da öyle. Düşündükçe burnumun direği sızlıyor. Ablam. İyi ki varsın. Sen bana hem abla hem anne, baba, sen bana her şey oldun ya. Sen her şeyimsin benim. Canım kardeşim. Sen de iyi ki varsın. Sen olmasan ben nasıl avunur? Kime dayanırdım? Abla, bir şey soracağım sana. Hiç düşünüyor musun kardeşimiz yaşasaydı nasıl olurduk diye? Biz daha mı güçlü olurduk abla ha? Çok güzel olurdu. Keşke olsaydı. Çok şükür sen yanımdasın. Ablaların en güzeli. Sen bu dünyadaki en güzel ablasın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hadi yeter bu kadar gam keder. Ben suları getireyim de içelim hemen önce. Sağ ol abla. Ay bak, yeni ay balık burcunda diyor. Sert geçişler falan olacakmış, öyle diyorlar. Pek çok ilişkinin sınandığı bir döneme giriliyormuş, harika hanımcığım. Gizli kalmış şeyler falan hep açığa çıkacakmış. Onu da artık yalan dolanla iş çevirenler düşünsün değil mi? Ay bitmedi mi aylar yıldızlar Şebnem? Çok yoruldum, uyumak istiyorum. Olmaz harika hanım. Olmaz, siz sabaha kadar uyuyamazsınız. Nedenmiş o? Doktor öyle bir şey söylemedi ki. Ay canım, doktorun böyle bir şey söylemesine gerek mi var? Bunu herkes bilir. Eğer biri düşüp başına darbe alırsa onu 24 saat uyutmamak gerekir. Siz bana doğum tarihinizi ve saatini söyler misiniz? Ne yapacaksın? Ya siz söyleyin harika hanım. 17 Kasım. Gece 2. Hiç şaşırmadım yani. Ay burcunuzda, yükseleniniz de akrep. Yani iyisi gerçekten de çok iyi olur. Ama evlerden ırak. Allah'ım, nasıl bir kabus içine düştüm ben. Siz kabusun içine düşmediniz harika hanım. Siz merdivenden düştünüz. Akşama döneceğim Aliço. Geç kalmam, merak etme, tamam mı? Hem Nurşah teyzen de evde zaten. O seni yalnız bırakmaz. Bir şeye ihtiyacın olursa ona söylersin, o beni arar. Sen kahvaltıda çok az yedin. Sütünün hepsini iç, olur mu? Benim için. Merak etme. Aliço bana emanet. Bugün çok eğleneceğiz onunla teyze yani. Aliço, Musa mutfakta seni bekliyor. Sana bir sürprizi varmış. Git bak bakalım neymiş. Şimdi gidebilirsin. Aklın Ali'de kalmasın. Bugün yapacağın tek şey abimle olan minik açamansın tadını çıkarmak olsun. Karı koca eğlenceli vakit geçirin. Nasıl yani? Bir de dışarı mı çıkacaksınız doğum günü için? Evet. Abim Hira'yı boğaz turuna çıkarıyor. Dün akşam sen söyleyince aklıma geldi. Sonrası için de yat kulübünde rezervasyon yaptırdım. Kutlamaya devam edebilsinler diye. Size afiyet olsun. Çok yakıştı sana. Bu yüzük ailemiz için çok önemli. Çok kıymetli de bir hikayesi var. Hadi gidelim.
İyi eğlenceler. Günaydın Şebnem. Günaydın abi. Bir sıkıntı yok değil mi? Sağ olsun harika hanımla kabus gibi bir gece geçirdik. Ben o uyumasın diye uğraştıkça o şikayet etti. Ben o uyumasın diye uğraştıkça o şikayet etti durdu. Sen burada mıydın? Evet, etrafı toplayayım dedim de biraz. Günaydın. Sana da günaydın. Harika, daha uyanmadım Şebnem. Abi işte sen içeriye giderken ben de onu anlatmaya çalışıyordum ya. Yani ben bütün gece uğraştım. Oyalamak için elimden gelen her şeyi yaptım ama gecenin sonunda ikimiz de yorgun düştük. Uyuyakaldık. O hala içeride uyuyor. Tamam, git de bir bak. Hani iyi mi değil mi öğrenelim. Ne demek yok? Ne demek ne demek yok? Ben en son gittiğimde yani orada onu uyur halde bırakmıştım. Ama tabii bir ara benim mutfakta içim geçmiş olabilir biraz. İşte o ara herhalde kalktı gitti olabilir yani, bilemiyorum. Tamam, arayayım bir. Günaydın. 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 Sabah seni göremeyince meraklandık. Nereye gittin? Sabah Şebnem uyurken çıktım. Karakola gittim. Yavuz. Sonunda Suzan hemşirenin yerini tespit ettik Orhun Bey. Neredeymiş? Oraya çok yakınım şu an. Hemen konum at bana. Ali'yi saklayan hemşire. Fatma Hanım'ın kızını bulduk. Tam da kutlama için yola çıkmışken. Ali'den önemli değil hiçbir şey. Hadi. Oyalanmadan gidelim. Kimsenin üzülmesini istemiyorum. Yani özellikle senin. Sonuçta bana o kadar iyilik yaptın. Şikayetimi geri çektim. Aklı yolu bir yani zaten. Doğru olanı yapmışsın. Şuna bak. Oralı bile değil. İnsan bir teşekkür eder. Thank you.
Meryem yoksa sen? İlgilendiğin dosyayla ilgili çok önemli bir konuyu söylemeyi unutmuşum da. Evet, ben de fark ettim. Detayları Şebnem'den aldım ama sorun yok yani. Tek başına halledebilecek misin? Hallederim. Takılırsam sorarım sana. İnşallah öncekiler gibi abuk subuk birini bulmamışsındır Eda. Vallahi anne, yani hacker bulacağım diye sabaha kadar bilgisayarın başında kuluçkaya yatmış tavuk gibi kıpırdamadan bekledim. Şansımıza bu civciv çıktı. Nasılsa nasıl artık, işi vereceğiz, halletsin. Gelmiş olması lazımdı. Belki de gelmeyecek. Zaten ne kadar güvenilir ki bunlara? Korkutmak istemedim, çok özür dilerim. Ama tehlikeli misiniz, değil misiniz öğrenmek için önce uzaktan izlemek istedim. Tedbirli olmam gerekiyor. Biz dün gece sizinle mi konuştuk? Evet, aslında öğrenciyim. Ek gelir için ara sıra bu tür işleri yapıyorum. Anladım. Aslında senden istediğim şey çok basit. Elimizde bir video görüntüsü var. Bu görüntünün belli bir kısmının geri getirilmeyecek şekilde silinmesini istiyoruz. Halledilebilir ama videoyu görmeden kesin net bir şey söylemem mümkün değil. Görüntüler yanınızda mı peki? Evet ama sana veremeyiz. Sorun değil. Olur derseniz eğer bilgisayarım yanımda, beraber de izleyebiliriz. Böyle bir yerde mi yaşıyormuş? Madde bağımlısı. Düzgün yaşayan biri değil yani. Sen arabada mı kalsaydın? Yok, bir şey olmaz. İşin renginin değiştiği yer burası. Videonun bundan sonrası kesilecek. Sonra da istediğim adrese mail atılacak. Hallederim. Rusya'da bir serverdan gönderirim. Kaynağını bulamazlar. Mail kime gönderilecek? Sen önce video işini hallet. Sonra veririz gönderileceğim mail adresini. Olur olur. Hiç sorun değil. Videonun aslı başka bir bilgisayardan. Eğer anlaşırsak onu getireceğiz. Dediğimiz şeyi ona yapacaksın. Tamam. Peki ne kadar istiyorsun? 20.000 liraya tüm dediklerinizi yaparım. Tamam o zaman, anlaştık. Anlaştık. Parayı ve bilgisayarı getirin, gerisi bende. Tamam. O zaman diğer saat ve gün için tekrar haberleşiriz.
bakalım görülmesini istemediğiniz ne varmış? Kadın kimdi ya? Oha! Şu Afrika'da ölen zengin doktor değil mi bu? Nihan Demiranlı. Bitti sandığınız yerden yeniden doğar aşklar. Üstüne su atsan, toprak atsan da fayda etmez. Bir o kadar harlar. Bazen bir bakış, bazen bir söz, bir küçük adım. Yeter de artar. Çünkü gerçek sevgi için için yanan kor gibidir. Sessizdir, susar, kabullenir ama asla bitmez. Kapatsana şunu Şebnem. Saçma sapan konuşuyor. Neyini seviyorsun anlamıyorum. Şebnem kapatma. Sen de kimsin be? Zebellak gibi çıktın karşıma. Ne arıyorsun burada? Rüstem sen misin? Korkmana gerek yok. Seninle bir işim yok. Suzan hemşireyi arıyorum. 2 gün önce öldü Suzan. Nasıl öldü? Son 3 yıl zaten yaşamıyordu. Fazla dozdan gitti. Hangi mezarlıktan? Bilmiyorum nereye gömdüler. Peki kim bilir? Ben başka bir şey bilmiyorum. Rahat bırakın beni. Yavuz. Suzan hemşire ölmüş. Bir teyit et bakalım doğru mu değil mi? Tamam. Bugünkü programımızı bitti gibi gözüküp gerçekte hiç bitmeyen aşklara armağan ediyoruz sevgili dinleyicilerim. Yarın yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hallederim ben. Gerek yok, ben hallediyorum. İnat etme, halledemiyorsun işte Meryem, ver. Hallediyorum dedim, gerek yok. Hay Allah. İnat etmeyip verseydin böyle olmayacaktı işte. Önemli değil, temizlerim şimdi.
Bununla daha kolay çıkar. Gerek yok, bununla da çıkıyor. Eskiyi kapatıp yeni şeyler söylemeye başlamanızın vakti geldi demektir. Meryem dün akşam ağlıyordun. Ben olduğunu söylemeden öyle kaçar gibi gittin. Söyleyecek bir şeyim yoktu da ondan. Sen zaten söylenmesi gerekenleri söyledin. Her şey geçmişte kaldı. Geçmişi geride bırakıp yeni başlangıçlar yapmanın, yeni şeyler söylemenin vaktidir belki de. Ama yine de insan bazen konuşamıyor. Bazen de duygular başka. Dile dökülenler başka oluyor. Çıkmam gerek. Usta tabloya tabağını verecektim, unuttum. Geldiniz. Hesapta olmayan acil bir işimiz çıktı, dönmek zorunda kaldık. Hay Allah. Ben odama geçiyorum. Sen anneme bakma. Kabullenemiyor ama alışacak. Bu yüzük annem için saplantılı bir durum. Paşa dedemiz Kafkasya'dan gelirken yanında sadece bu yüzüğü getirebilmiş. Sevdiği kadının parmağına takabilmek için topraklarından ta İstanbul'a kadar yanında taşımış. O günden bugüne de kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne kadar gelmiş. Savaşlar, ayrılıklar, ne olaylar görmüş bu yüzüğü takan kadınlar. Ama hep çok sevilmişler. Evlilikleri de ömür boyu sürmüş. En son babasından, yani dedemden anneme geçmiş yüzük. Ama annem ailesinin istemediği bir evlilik yaptığı için bile isteye yüzüğü takmamış. Kıymetli aile yadigarının temiz kalmasını, oğlunun evliliğini taşlandırmasını istemiş. Zira Demirhanlıların soyu abimden yürüyecek. Yıllardır bu yüzük sahibini bekliyordu. Yani abimin eşini. Seni. Muhteşem bir çift oldunuz siz. Öyle ki şimdiye kadar abartılı bulduğum yüzük hikayesini ben bile sevmeye başladım sayenizde. Doğru ele takıldığını görünce tabii. İçime bir Afife Demirhan'ı kaçmış olabilir mi? Annem kadar abim de önemsiyor bu yüzüğü tabii ki. Yıllar önce bana annem soy diyor ama yüzük aşkla takılır, sırrı budur demişti.
Yani bu yüzük abimin aşkının bir göstergesi. Tam olarak kendime gelemedim. Yani doğru düzgün bir şey diyemedim. Acaba diyorum senin şu çok sevdiğin kokoreççiye mi gitsek akşam? Kenan. Efendim Meryem. Kenan yetiş. Meryem. Hanımefendi, rahatsız edilmek istemediğinizi söylemiştiniz ama hemşireyle ilgili çok önemli bir gelişme oldu. Ne oldu? Hemşire ölmüş. Tüm tehlike ortadan kalktı hanımefendi. Ondan başka gerçeği bilen kimse yoktu. Gibi günün tek iyi haberi ölüm haberiyle de olsa bu cenderenin içinden çıkmış oldu. Hanımefendi, Orhun Bey, o da öğrenmiş. Demek kadın ölmemiş olsaydı Orhun her şeyi öğrenmiş olacaktı. Hemşirenin cesedi neredeymiş öğren. İşi sağlam almamız lazım. Orhun da ona ulaşmışken açık vermeyelim. Annem kadar abim de önemsiyor bu yüzüğü tabii ki. Yıllar önce bana annem soy diyor ama yüzük aşkla takılır, sırrı budur demişti. Yani bu yüzük abimin aşkının bir göstergesi. Bunu takamam. Yüzüğü çıkardın demek. Zaten çok eğreti duruyordu parmağında. Onun ağırlığını kaldıramazsın sen. İsabet olmuş. Kimse haddi olmayan konularda yorum yapmasın. İzninle.
Yüzüğün hikayesini öğrendim. Annen haklı belki de. Ben onun canını daha fazla yakmak istemiyorum. Yüzük ailemiz için çok önemli. Benim için de öyle. Bu yüzden sende kalmasını istiyorum.